Brad Pitt, Indira Gandhi, Albert Einstein, Robert De Niro, Alfred Hitchcock gibi isimlerin hepsi bu arkamda görmüş olduğunuz otelde konaklamıştı. Bu videoya bir konaklamadan öte olan bu arkamda gördüğünüz otelin önünde, kapısının önünde başlamak istedim. Ve bu otelin içine zaten birazdan gireceğiz. Ben size burayı göstereceğim. Başlıkta da belirttiğim gibi bu videoda size Belgrad'ın, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın düşük bütçeyle görülemeyecek, yapılamayacak kısmını göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz normalde düşük bütçeyle geziyorum. Olabildiğince düşük bütçeyle geziyorum. Bunun yolda avantajları ve dezavantajları var. Yani tercihen değil, mecburen böyle geziyorum açıkçası. Ama bazen diyorsunuz ki hani keşke biraz daha imkan olsa ve deneyim sayım ve deneyim kalitesi biraz daha artsa. Çünkü böyle olduğunda zaten size yansıtabileceğim kısmı da farklılaşıyor. Yani hem düşük bütçeli, çok düşük bütçeli kısmını yansıtabiliyorum. Hem de hani böyle bir video yapıyorum şu anda. Bu arada katıl butonunu yeni açtım. Destek olmak isteyenler oradan bana en güvenli şekilde destek olabilir. Yani çok güvenli bir metot bu. Ve hani neden yeni açtım, neden daha önce açmamıştım, açabilirdim. Ama sizi de mağdur etmek istemedim. Çünkü çok hani aralık girer mi videoların arasına bilemiyordum. Ve sürekli devamlı olarak video paylaşabilir miydim? Ona pek emin değildim. Ama şimdi açmaya karar verdim. Çünkü hani bundan sonra hep video paylaşmayı düşünüyorum ve hiç aksatmayacağımı düşünüyorum. Sizi de bu yüzden mağdur etmeyeceğimi düşünüyorum. Katıl butonu aracılığıyla bana destek olacakları da olamayacakları da, yani imkanım yok, ben sana gönülden destek veriyorum diyenlere de gerçekten ben de çok gönülden teşekkür ediyorum. Bu videoyu yapma amacım size Belgrad'ın diğer yüzünü göstermek. Yani madalyonun diğer tarafını da görün istedim. Bu tarz bir videoları hep yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten emek harcadım. Nasıl emek harcadım? Videoyu çekiminden veya montajından bahsetmiyorum. İnsanlarla iletişime geçtim. Gerçekten çok güzel bir araştırma yaptım Belgrad içinde ve buradaki buralı arkadaşlarıma da sordum. Buranın en tarihi, en eski, en köklü otelini araştırdım. Ve bu arkamdaki otelden bahsediyorum. Aynı zamanda buradaki en iyi restoranları araştırdım. Yani farklı tatları, farklı kültürleri yansıtabilecek restoranları araştırdım. Buraların sahipleriyle iletişime geçtim. Bu videoda göreceğiniz mekanların sahiplerinin %99'u Sırp ve o kadar mutlu oldular ki benim iletişime geçmemle. Ya ben bu kadar güzel tepkiler alacağımı hiç beklemiyordum. Hiçbiri geri çevirmedi açıkçası. Gerçekten harika bir misafirperverlik örneği sergilediler. Ve şunu da eklemek istiyorum. Her biri gerçekten Türkiye'yi çok seviyor ve bizi gerçekten çok seviyorlar. Bu anlattıklarım açıkçası işin biraz perde arkasıydı. Yani bu emeğe destek vermek istiyorsanız, eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açabilirsiniz. Olumlu olumsuz her türlü yorumda bekliyorum. Çantaları görünce şehir değiştiriyorum falan sanmayın. Şuraya, Otel Moskova'ya geldim. Burayı size çok detaylı göstereceğim. Hatta yani burası Belgrad'da turistik olarak ziyaret bile edilebilecek bir yer. Önümüzdeki birkaç gün Belgrad'da burada olacağım. Şimdi içeri girelim. Şu anda Otel Moskova'dayım. Ve burada Maria ile birlikteyim. O bize Otel Moskova ile ilgili birçok şey anlatacak. Hello Mert. How are you doing? Very well, thank you. I'm a director of sales here in Hotel Moskva. Mm-hmm. And I represent this really wonderful building which originates from 1908.
So it has a long tradition. And when we are talking about the tradition, I would like to mention our famous Moskva schnitz. Yes, please. That which, looks amazing. Yes, which was, it is a cake. Uh-huh. It is a fruit cake. The cake was invented by our pastry chef, Anitsa Djepina. It's the specialty of Hotel Moskva, and we are really famous, started to be famous worldwide. Moskva schnitz. So it means Moscow cake, something like that? Yes. Let's first enjoy this then. It's really amazing. Yes, I really love it. Maria burayla ilgili bilgi verecek. Buranın tarihiyle ilgili ve buranın arkasında yatan hikayeyle ilgili bilgi verecek. Ben de gerçekten burayı çok merak ediyorum. The hotel was built by a Russian investment. It's called Russia. And it was back then Palata Rossiya. Mm-hmm. Been a hotel that hosted many, many famous guests. Like who, for example? Albert Einstein, Nikola Tesla. Do we know where they slept? Yes, in for some rooms we actually know. We kept some of the old traditional elements, like the windows, also this fountain. And also you got some pictures of the celebrities who you hosted, right? Robert De Niro. For example, yes, like Robert De Niro. Godfather. I heard Brad Pitt also stayed here. Yes. And I said that, yeah, first guy. İşte bu kişiler de burada konaklayan kişiler. Eski Yugoslavya'nın başındaki kişi. We have 6 special apartments and all of them are facing the Terazia Fountain. And I will show you one of them. Bütün katlarda bunlardan bir tane var. Burada da Indira Gandhi'yi görüyorsunuz. Biliyorsunuz Hindistan'da uzun bir süre kalmıştım. Indira Gandhi benim için önemli diyeceğim de çok da önemli değil ya. So this apartment is called Maxim Gorki. Burası özel bir odaymış. This picture of son of Richard Wagner, famous composer. Uh-huh. His son stayed here. Fortunately, didn't have the money to pay for his hotel bills, so he left us this beautiful picture. Really? Yes. The picture is named Boka. Your next stop in Montenegro, you can visit one of these places. Hikayeye bakar mısınız ya? Parası olmadığı için otele böyle bir eser bırakıyor. It must be so valuable for you. Yes, of course. Much more valuable than money, you know. That's right. That's right. Most of the furniture is actually from the old period, and it has this history behind, which you cannot find. So you have another paintings here. Do they have same kind of story or not? No. These are just the regular oils. Someone who couldn't pay and. Terazia Fountain dediğimizde, yani Terazia Çeşmesi de burası. Burası insanlar için tam bir buluşma noktası. Yani Belgrad'daki herkes burada buluşuyor, öyle söyleyebilirim. What is really special about this hotel is that we have some employees that work here for more than 30 years. Something like additional value for the hotel itself. The carpets are also nice. Well, the material that is used is really of good quality. It's marble, it's full wood. Şimdi dışarı çıktık. So when you are talking about Moscow, you are always talking about the tradition. Yes. We have little Nina, which is 6 or 7 years old, who goes every weekend on a dance class. And after her dance class, she must come here with her parents to have a cake. And not only for our generation, it was for the generations before and the generations to come. Normal paylaştığım videoların arasına bir de burayla ilgili, yani Belgrad'daki gidilebilecek en iyi restoran ve kafelerle ilgili bir paylaşım yapayım dedim, bir video yapayım dedim. Belgrad ve Sırbistan'la ilgili geleneksel yiyecekleri göreceğiz. Bir de aynı zamanda buradaki en iyi restoranlara bakacağız. Şu anda geldiğim restoran burası. Radost Vina diye geçiyor. Dışarıdan aslında hiç yani belli olmuyor buranın bir restoran olduğu. Yani dışarıdan bildiğin şu anda görünümü bu restoranın. Muhtemelen olaylar içeride dönüyor. Burası bayağı apartman gibi bir yer, yani girişi falan. Burası bu arada Belgrad'da en çok önerilen vejeteryan bir, yani kafe diyemem
Burası bir restoran yani. Şuradan görüntüsüne bakarsanız zaten. Şimdi bir de aşağıya bahçe kısmına ineceğim. Az önce şefle konuştum. Kendisi videoda çıkmak istemiyor. Biraz çekingen. Bu şekilde bir bahçesi var buranın. Yani burada oturmak keyifli olabilir gerçekten. Şu anda burada yasak olmadığı için insanlar gördüğünüz gibi sosyalleşebiliyor. Tabii mesafe kuralları hala geçerli. Maske takılıyor. What was inside? Carrot, zucchini, pumpkin, onion, coconut milk, vegan soup. Okay, thank you. Günün çorbası dediği bu şekilde bir çorba geldi. Bayağı yoğun bir kıvamı var bunun. Bayağıdır da çorba içmiyordum. Yoldayken gerçekten yani çok fazla katı besleniyorsunuz. Katı beslenmek de biliyorsunuz pek iyi değil. Arada sıvı da beslenmek gerekiyor. Yani çok fazla seçemiyorsun tabii yemekleri yoldayken. Ama seçebildiğin kadar da seçmek gerekiyor yani. Burası bir vegan restoran. Söylemiştim başta da. Vegan restoran olduğu için yani yiyecekleri çok sağlıklı gerçekten. Hiç tuz falan hiçbir şey yok içinde ama lezzetli yani. What's inside? Eggplants with mixed vegetables, mozzarella cheese, burger salad and salad of Radoskaus. These are vegetarian. All of them are vegetarian, right? Exactly. Az önce kimliğini vermek istemeyen şefin de anlattığı gibi burası yani bütün bu tabak yani gerçi restoran yani komple zaten vegan bir restoran. O yüzden yani buradaki gördüğünüz bütün yiyecekler de onun anlattığı gibi vegan. Bayağıdır almadığım vitaminleri alacağım bugün. Görünen o. Gerçekten inanılmaz iyi. Yani o kadar mutluyum ki belki yüzümden anlaşılıyordur. Gerçekten çok iyi. Şimdi yemekten sonra şu şekilde bir çay geldi. So what's inside this? It's a ginger tea with fresh mint, limo and orange. Inside it's a date. Okay. Almond, cacao, walnuts, Indian walnuts. I forget the English word. Bu tatlı var ya bunun yapılışını birazdan kimliğini vermek istemeyen şeften öğreneceğim. Ve yani var ya bunu yapacağım ben ya bir yerde yapacağım. Kesin yalan olacak yapmayacağım da aklımın bir köşesinde bulunsun çünkü efsane bir tatlı. Harbiden hayatımda yediğim en iyi tatlılardan biri olabilir. Hatta şu an daha iyisini hatırlamıyorum yani. Şimdi çıkıyorum. Her şey gerçekten çok iyiydi. Thank you so much for everything. Thank you sir for visiting us. Thank you. And say hi to the owner please. Thank you very much. Thank you so much. Have a good day. Bye. İşte restoranın olduğu bina bu bina. Yani ne kadar enteresan değil mi? Yani bu restoranı ben çok içten söylüyorum. Bütün veganlara öneririm. En başlara söylediğim gibi videoda zaten ben ulaşılmadım restoranlar tarafından. Yani bana ulaşmadılar. Ben kendim seçip buraları yazdım. Yani internetten araştırmasını yaptıktan sonra yazdım. Zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyordum yani hepsinin iyi çıkacağını. Ama yani sonuç olarak yine de denedim ve hani görsel olarak göstermiş oldum size. Şu nehrin üzerindeki yerleri görüyorsunuz. Oralar asıl gece hayatının döndüğü yerler. Bu sefer Zemun'dayım. Zemun bölgesindeyim. Belgrad videomda zaten bahsetmiştim bu bölgede. Zemun'la ilgili de birçok şey bulabilirsiniz Belgrad videomda. Şu an bulunduğum sokaklar çok uzun bir süre Avusturya İmparatorluğu himayesi altında kaldığı için bakın böyle yapılar var buralarda. Yani daha çok Osmanlı yansıtan Osmanlı tarafı eski Belgrad'dı. Yeni Belgrad ya 2. Dünya Savaşı'ndan kurulan binalardan oluşuyor komünist rejim sırasında ya da bu işte Avusturya İmparatorluğu döneminde yapılan yapılardan oluşuyor. Zaten yani etkiyi görebiliyorsunuz burada. Şimdi gideceğim restoran yine gerçekten özenerek seçtiğim bir yer, özenerek seçip konuştuğum bir yer. Size de çok güzel bir öneri olarak kalacaktır. Sokaktan aşağıya indik mi nehir kıyısına geliyoruz. Nehir kıyısında bir yerde olması lazım restoranın. 14. ve 15. yüzyılda özellikle Macaristan tarafından bu kule Türklere karşı tam olarak böyle bir savunma teşkil etmiş. Bütün Belgrad'ın savunması için, daha doğrusu Zemun'un savunması için bu kule o yüzden çok önemliymiş.
Bu Gardoş Kulesi aynı zamanda Milenyum Kulesi olarak da biliniyor. Ve 1896 yılında burası Macarların bölgedeki hakimiyetini göstermek amacıyla, daha doğrusu kutlamak amacıyla dikilmiş buraya. Yani bu son halinden bahsediyorum tabii. Görebilirsiniz, burası daha böyle zengin kesimin oturduğu yerler. Döndük dolaştık, yine Sava Nehri'nin kıyısına geldik. Şöyle az ileride Sava ile Tuna nehirleri birleşiyor bu arada. Buralılar, yani Zemunlular, Zemun'la o kadar gurur duyuyorlar ki nerelisin diye sorduklarında Belgradlıyız demiyorlar. Halbuki burası resmi olarak Belgrad'ın bir parçası ama Zemunluyuz diyorlarmış. Şimdi restoranın sokağına girdik. Şuralarda bir yerde olması lazım. 6 numara diyordu. Burada böyle restoranlar dışarıdan çok belli etmiyor kendini. İçeri girince böyle ayrı dünyaya açılıyor. Buradan geçiyormuşuz şimdi. Mekanın ismi Çiribu. Burada bir yerde olacak. Burası galiba. Sanırım burası. Böyle bir girişi var buranın. Yazılar hep Sırpça, menüler falan. Hello. Hello. Zdravo. Welcome, zdravo. Dobrodošli. Thank you. Dobrodošli Çiribu Çiriba. That's welcome. Which means dobrodošli is welcome. Çiribu Çiriba means hocus pocus. You know in English. So, hocus pocus. In our tradition in Serbia, when you come somebody to home, we bring you something like fruit jam and cold water. That is for welcome, because you come with our house. And yes, that is tradition in our restaurant. That's a Serbian yes tradition. Yes, yes. Okay. Hello. What's up? Zdravo. Ciao. Yeah, so what is this? This is a homemade jam, our hospitality. Do you like? It's really delicious. Yes, I know. It's a homemade one. Yes, homemade. İlginç bir şekilde böyle bir karşılama yapıyorlar. Değişik yani, daha önce böyle bir şeye tanık olmamıştım. Her yerde böyle sarımsak asılı, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde. Burası bir aile işletmesi. Bugün bebeklerin birinci yaş günüymüş. Onu kutluyorlar içeride hatta. Burada da ben oturuyorum. Böyle bir menü var ama bu Sırpça değil tabii ki. Onu da düşünmüşlerdir ki düşünmüşler. Ben size fiyatları göstereyim şimdi. Bu arada restoranın tam ismini gösteriyorum size. Çiribu Çiriba. Aslında fiyatlar uygun, biliyor musunuz? Ben şimdi Sırbistan geneline göre değil de Belgrad geneline göre düşününce şu anda burada gördüğüm fiyatlar hakikaten çok iyi. Burada çorbalar var. Yine 2 dolar civarı hep ortalama. Burada fiyatlar artmaya başlıyor çünkü ana yemekler giriyor işin içine. 100 dolar 1 dinar. Öyle düşünün yani. Şopska salat var mesela. Bu şopska bayağı bu bölgede ünlü bir salata. Peynirli falan oluyor. 240 diyor. 2,5 dolar. Homemade chicken soup. Ev yapımı tavuk çorbası bu. Başta bunu getirdiler. Yeah, it's okay. Thank you. Yeni yemekler geldi. Is this shopska? Shopska, yes. Shopska salad, right? And this one? This is our special. Sweet potato, chili green, salad, mushrooms, sauce, and okay, thank you. Şimdi ana yemek olarak böyle bir şey geldi. İçinde kaşar ve et varmış. Yanında patatesler falan var. Bu da şopska salatası. Belki hatırlarsınız, Manastır şehrindeyken Makedonya'da bu salatayı göstermiştim size. Makedonya'nın salatası diye biliyordum. Burada da gördüm. Burada da Sırp salatası diyorlar ama yani bilmiyorum işte. Şopskan vardı. Ya ben şeyden başlayacağım yani. Bunlardan başlayacağım. Daha önce böyle bir şey yememiştim. Gerçekten çok iyi. Bu restoranın özgü bir yiyecekmiş bu. Yani bu şekilde trileçe geldi. Trileçeyi zaten hepiniz aşinasınızdır.
Şöyle üzerinde karamel sosu falan var. Bütün Balkanlar bölgesinde aynı zamanda bunu görebiliyorsunuz, trileçeyi görebiliyorsunuz. Şimdi böyle Türk kahvesi geldi. Hello. So what's your name again? I'm my name is Yurosh. So you are the owner of the restaurant, yes, right? Yes, I'm the owner of the restaurant. I'm look like young, but I'm not very young. My family have restaurants, yeah. And we are from Zemun. This restaurant works about 10 years ago, and we have all traditional Serbian food, not just Serbian food, Balkan food. Yeah. We have food from Serbia, Bosnia, Croatia, Montenegro, but that is all Balkan, Macedonia. Exactly. Yes. We are situated in Zemun, that is the some district of Belgrade, and that's it. Nice to meet you. So nice to meet you too. If you stay about couple days in Belgrade, I want you to come here to meet my family, my friends, and I want to ask you about Turkish people. Do you have many Turkish customers here? Before of coronavirus, a lot of people from Turkish. Because we were first on TripAdvisor. Yeah, I saw that, yeah. We have just similar meals like Turkish. Yeah, because Turkey and Serbia, they have a lot of similar. Exactly. Yes. So what do you think about Turkish people and Turkey? For the works, it's very good customers. They know what is good meals, what is good meats, drinks, and everything else, and we want to tell they are welcome here in our restaurant. I have been there and I like that, and I go to the Turkish restaurants and I see a lot of types in Turkish restaurants. Turkish restaurants, yeah. Yes, and I bring that to our restaurants in Serbia. Nice to meet you, people like you. Nice to meet you too. Yes, you travel a lot of world. Akşamı ettik yine Çiribu'da. Yemeği, içmeyi falan bunların hepsini geçtim. Bazen böyle yoldayken insanın motivasyonu düşebiliyor. Çünkü çok fazla şeyle uğraşıyorsunuz. Kalacak yeri çözmeniz lazım. Gidecek yeri, duracak yeri, yiyecek yeri. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yabancı dil, yabancı insanlar, insanların jestleri, mimikleri farklılaşıyor. İyiye iyi deme şekilleri farklı, kötüye kötü deme şekilleri farklı. Bunların hepsiyle uğraşırken hani gerçekten bazen yani hayat zorlaşmaya başlıyor. Her şey gerçekten göründüğü gibi değil. Zor kısımları var. Buzdağının görünmeyen kısmı var. İnsanın motivasyonu, yani kısacası insanın motivasyonu ara sıra düşebiliyor yoldayken. Ama böyle güzel insanlarla tanışınca, yani gerçekten şimdi her şeyi çekemedim çünkü aile içeride. Aile olduğu için yani ben de açıkçası çekmek istemedim. 60 yaşında insanlar da var. Yüzlerine kamera tutmak istemedim açıkçası. Garip olurdu. O yüzden hani içeride o kadar güzel sohbet ettik, o kadar güzel karşıladılar ki beni. Bunları yaşayınca benim motivasyonum çok yükseliyor. Bugün o günlerden biri oldu. Gerçekten mutluyum. Buradan çok mutlu ayrıldım. Görüşürüz Çiribu. Menü geldi şimdi. Nasıl yani? Gerçekten Türkçe mi? Ben yanlış mı okuyorum? Harbiden Türkçe ya bu. Türkçe menü geldi. Nasıl oldu bilmiyorum ben de ama. My name is Alyosha. I bring you the plum brandy. There's a national drink over here. Just be careful with it. You can easily become addicted to it. So, what's the story behind this? The plum brandy is the national drink over here, you know. They said it's good for COVID, they said it's good for flu, they said it's good for love, you know. It's not good for the day after, you know. But everybody likes this, that's the national drink of the Balkan Peninsula. Yeah. Burası, bu sokak Yobahoba diye geçiyormuş. Şurada karşıda yazıyor, ben de şimdi öğrendim. How come you got a menu in Turkish? Like the owner, it's about the owner or like... No, it doesn't matter with the owner. We are friendly for every customer who comes over here. We have menus on 17 languages, you really? Know. So yeah, Belgrade is becoming most popular place in the Europe. There's a lot of people coming from Turkey, you know, from the rest of the Europe worldwide. So we want you to feel friendly, you know, while you're over here, you know. We were like 500 years under the Ottoman Empire, you know, so we are half brothers, you know. Russian, Hebrew, Italian, in 17 languages, Serbian, Chinese. Yeah, I took this one.
And this is the Italian and French restaurant where we serve food on our way. So I think the pastas are very good here. Pastas are really, really popular because Serbian and locals over here are familiar with the Italian kitchen. And they start to discover the French kitchen, the cuisine, where the meat, because in Serbia people are eating too much meat. They like the meat, you know, so it needs to be cooked. So why over here in Serbia try to get as much as the meat, fruits, vegetables, those things, because it's the only country in the Europe where the GMO food forbidden by the law. So everything is like natural, half organic, those things. You're gonna realize that in the flavors. It's all about the flavors. The emotion of the food is amazing over here. Save some space for the chocolate souffle. That's the best one in the town. Okay. Masanın üzerinde her yerde olduğu gibi dezenfektan var. So this is the tomato soup, right? Yeah, that's the most popular one. Enjoy. Thank you. Şimdi başlangıç olarak bir domates çorbası geldi. Harbiden harika görünüyor. Üstünde pislik falan var. Burada da sarımsaklı, zeytinyağlı falan kekik gibi ekmek. His name is Ajčesko. It's the local lager, one of the most popular in Serbia. So the type of the pasta is tagliatelle. It's the homemade pasta with the prawns. We put some wine, we put some cream on it, you know. Mix it, just slowly stew it, you know, in the deep fried pan, you know. Makarna edeceğim çünkü burası bir İtalyan restoranı. O yüzden bu makarnalarda çok iyi olduklarını düşünüyorum. Burası Yobahova sokak. Gördüğünüz komple bu sokak işte. Bayağı eski binalar falan var burada. Bilmiyorum, çok böyle fotojenik bir sokağa benziyor burası. Şimdi yemekten sonra kahve geldi. Şöyle bir americano. Şu bardakta olunca çok güzel oluyor ya. Böyle şeffaf, hani görüyorsun ne içtiğini falan. You will realize when you try it, you know. Yeah. There's no words. The Belgian vanilla is on the side. This is amazing. Thank this you. Is, just like you said, you thank know. Thank you. This is what I call perfection. Şimdi şu Belçika vanilyasıymış. Bu eve herkes keyif verir. Bazıları girerken, bazıları da çıkarken yazmışlar. Ve tuvalet tarafına bakalım. Burada ayrı bir dünya yapmış ya bunlar. So here is the toilets, right? Yeah. Male, female, gents and ladies. Şimdi üst katta böyle bir kısım var. Burası şu anda kapalı normalde ama bir de burada şöyle bir balkon var. Burası da aynı restoranın yeri. Owner. Ha, the owner, the owner's family. Yeah. That's one. So they are also Serbians, right? Yeah. Yeah. Bu da Belgrad'ın eski görünümü sanırım. Böyle tahminimce 1400'ler falan olabilir. So, thank you so much for everything. It was my pleasure. Good to meet you. Nice to meet you too. Take care of yourself. Take care. And say hi to the owners, everyone. See you. See you. Bye bye. See you. Bye bye. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Casanova restorandan çıktım. Sırbistan'da ben şunu gördüm. İnsanlar gerçekten, yani sizin nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak size yaklaşıyorlar. Bu iyi bir şey aslında, kötü bir şey değil. Şöyle anlatabilirim. Yani siz onlara sıcakkanlı ve pozitif şekilde yaklaştığınızda hiçbir şekilde negatif bir reaksiyon almıyorsunuz. En azından benim deneyimim şu ana kadar böyle oldu. Restoran içeride de bahsettiğimiz gibi İtalyan bazlı bir restoran. O yüzden hani menüden o tarz seçimler yaptım. Ve diğer restoranlarda da olduğu gibi buranın da iyi olacağını biliyordum. Zaten bu yüzden seçmiştim. Kesinlikle öneriyorum yani burayı da. Bu arada sokak gerçekten çok keyifli ya.
Böyle ufak ufak kafeler falan var burada. Bakar mısınız? Bir tık böyle, bir tık Cihangir havası da var burada. Başka gün, başka restoran, aynı tişört. Şimdi Mezestoran diye bir yere gidiyorum. Bu gideceğim yerde Balkan ve Akdeniz karışımı böyle bir restoran. Burası da yani kategorisinde en tepelerde olan bir yerde. Burası şimdi saat 5'e geliyor. Saati de her zaman 5 olarak ayarlıyorum ki hani size daha güzel şöyle çekimler yapabileyim. Gün işi hala varken. Çünkü hani akşam yapmamın bir manası olmaz. Covid ile ilgili kurallar hala devam ediyor. Yani içeride hiçbir şekilde servis yapılamıyor. Sadece dışarıda servis yapabilen restoranlar çalışıyor şu anda veya take-away şeklinde, al götür şeklinde yapabiliyorlar. Şimdi geldik sanırım. Şurada bir yerde olması lazım. Merkezden 15 dakika yürüme mesafesi gibi. Çok uzaklaşmadık yani. Evet, burası Mezestoran diyor. Geldik şu anda. Şekilde zaten görebilirsiniz. Böyle Akdeniz esintileri var. Şimdi geldik içeriye. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Thank you. What's your name again? Jelena. The restaurant is called Mezestoran, right? Mezestoran. So in Serbian, what do you call? Mezestoran. Same, right? Same. So this is traditional Serbian rakia. Serbian plum brandy. Is it like a welcoming drink? Yes, usually people like to drink it like an appetizer. Like yeah. My name is Boyan. Boyan, right? Okay. My name is Mert. Nice to meet you again. Nice to meet you. I hope you're gonna enjoy our restaurant. Thank you so much. So slowly we're gonna start. All right. For starters, just for you to know, this is not a regular size portions. Okay. Normally it's. Normally a little bit bigger. A little bit bigger. Yeah. Also, these are small plates, as we said. It's like something like a Greek tapas. We call it mezes. Mezes. Like the it's Mediterranean the same, people know it's about the same that. Same word in yes. Turkish actually. Yes. Yeah, yes. So mezes. You have the fava bean spread. So it's like a lentil. Fava, lentil. You have dried tomato, olive oil, capers, some onion on the side, and this red beet salad with walnuts and yogurt dressing with some mint. Ve bildiğiniz meze diyorlar bu arada. Burası çok keyifli bir yer, ferah bir yer açıkçası. Şöyle bakarsanız etrafa, böyle ağaçlarla falan çevrili. Hakikaten böyle Akdeniz havası var burada. Ve Mezestoran demelerinin sebebi de mezeleriyle meşhur olmaları. Gördüğünüz gibi zaten hani meze gelecek bu şekilde. So what is this? So the next dish, stuffed squid. It's filled with couscous and vegetables. The sauce is with mint, tomato and basil. Next dish. This is something similar if you've ever eaten like halloumi. This is our Serbian version of halloumi. It's mirački. Next one. Bruschettas. This is the only two types of bruschettas we have it with anchovies, and we have it with grilled eggplant with goat cheese and stuff. Şekilde görebilirsin ufak ufak mezeler. Şimdi salata geldi. What salad is it? Cretan salad. Cretan salad. From the island of Crete. Yes, exactly. You know, in Greek, honey mustard vinaigrette. It's dry bread multi grain, usually very popular in Crete. You have feta cheese, you have onions. Tomatoes. Bu gördüğünüz şu anda Girit salatası. Bu arada bu da böyle ilginç bir şey çıktı. Bunu parçaladım ben. Şöyle bir şey oldu bu. We are a mix of all cuisines. Mostly Mediterranean, Oriental. So we have a part of Serbian kitchen. Aha. So it's not the mainstream kitchen. It's our vision of a Mediterranean food. So we improvised everything. It's made as simple as possible, less ingredients, so you can taste the main ingredient. But when you're making simple dishes, you don't have much space for mistakes, so you have to make everything perfect. This is something that you didn't taste yet. Not it's yet, a seafood, yeah. I don't know how to say, sarma. Bu sarma diye geçiyor.
But inside there is seafood, or yeah, it's a, if you ask me what's my favorite in this table, mm-hmm. I'm sure there is effort in each plate, but I would say beetroot salad because that's my favorite of all, you know, like look, Balkan is one big region that is that has a similar food, so only difference is you have a mountain region, you have a sea mm-hmm. region, but mostly we have a similar food. We have mixed cultures, so mm-hmm. we have different meals, but in all it's the same, like the appearance of it. Yeah. So it looks like Tunisia, a little bit like no? Tunisia, a little bit like from Crete. Yeah. We have many Turkish customers. Yes. Yeah. We have a lot of Turkish customers, Chinese customers. You will get some later dessert. You okay. have to taste one thing. It's a parfait from mastica. Okay. Mastica is one kind of resin from some bush that is growing only on one island in the world, only in Greece, island Chios. And you are so taking it from there. That is the only place where you can find mastica. So you are taking it from yes. there. The thing that this one is special is with mastica. With mastica, yeah. You know what is mastica? We from the island of Chios, and it's like the resin from the tree. It's very close to my hometown. Yes. Yeah. Ya bu tatlı mastika falan yani gerçekten anlattıkları kadar var. Oradan getiriyoruz diyorlar. Dünyada sadece Yunanistan'da bulunabileceğini söylüyorlar. Yani etkisinde mi kaldım bilmiyorum da efsane bir şeymiş bu ya. Yunanistan Sakız Adası dedi yanlış anlamadıysam. Sadece orada bulunduğu için ve bu restoranda bunu oradan getirdiği için bu gerçekten özel bir tatlı burada. En sonda kahveyle kapanış yapıyorum. Şimdi bir de size içeriği göstereyim. Şu şekilde. Bildiğiniz gibi şu anda içeride yemek içmek yasak. O yüzden içeriye hiçbir restoran kabul edemiyor müşteri. Inside due to COVID, it's not allowed, right? Yes. It's only outside. Outside. Thank you so much for everything. Nice to meet you. Thank you for coming. So this is our head chef, our colleague, and my best man. Yeah. All in one. So see you soon, I hope. Yeah, I hope so. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Şimdi çıkıyorum. Gerçekten her şey çok güzeldi. Zaten diğer restoranlarda da olduğu gibi burayı da araştırıp bulup seçtim. Bu şekilde yani diğer restoranlarda da olduğu gibi böyle binaların içinden geliyorsunuz bu tarafa. Buradan yeni bir dünyaya açılıyor burası resmen. Mezestoran ve Sırpça ismi. Epa super. Gerçekten her şey çok güzeldi. Ama benim favorim, yani kişisel tercihim tabii. Bir turp, ikincisi de tatlıydı. Hatta yani ikisi kafa kafaya gitti. Hatta tatlı çok daha iyiydi çünkü gayet bayağı özel bir tatlıydı. İkisi harikaydı yani. Şimdi bir başka günden herkese selamlar. Nereye gidiyorum? Hilton'a gidiyorum şu anda. Hilton Belgrad ve Hilton'un en tepesinde Sky Lounge Bar diye bir yer var. Oranın özelliği ise manzara olarak çok iyi bir yer ve çok seçkin bir yer. O yüzden bir de öyle bir yeri göstermek istedim. Yine her zaman olduğu gibi neyle karşılaşacağımı, nasıl bir masayla, nasıl bir kurguyla karşılaşacağımı bilmiyorum. Gidiyorum ve gidince göreceğim. Şehir merkezinden yani bu Mihailova Caddesi'nin oradan yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Yani pek uzak değil aslında, yürüyerek yarım saat dersek. Valla Belgrad'ın çok ilginç bir enerjisi var. Çıkamadım bir türlü şehirden. Harbiden çıkamıyorum ya. Şimdi Hilton'a geldim. Girişi burası. Muhtemelen en yukarıda Sky Lounge dediğine göre. En tepede olması lazım. 8. kattaymış. İlginç kurallar var tabi. Böyle içerideyken maske takıyoruz. Asansördeyken maske takıyoruz. Ama yukarı çıktığımızda maskeyi çıkarıyoruz. Vallahi değişik bir dünya ya. Değişik bir dünya oldu. Zaten öyleydi de. Daha da değişiyor. Bilmiyorum yani bu işler nereye gidiyor.
garip yani. Gerçekten bu kuralları anlamak çok güç. Ülkeyle ilgili değil bu arada. Dünyanın her yerinde, her ülkede garip garip kurallar var şu anda. Hadi. But maybe outside is better. I think so. Yeah. Böyle sıkma bir portakal suyu, işte limon falan karışım bir şey getirdiler. Manzarası da bu arada çok iyi. What would be your the best recommendation here? Definitely sushi. For the chef Tong from Thailand. Oh really? He's mastermind of all our sushi recipes. Maybe we could go for Asian cuisine then. Yes, this is a ponzu sauce. The gyoza and the ponzu sauce. Ponzu sauce is a citrus. It's a ponzu sauce, citrus sauce. Just a citrus mix. It's very good with the chicken inside of here. Şimdi mimar geldi. We have here pad thai beef. Yeah. And yakuza maki roll. So this is pad thai beef, right? Okay. So this one is called yakuza. It's yakuza maki roll. Yeah. Okay. What's inside? Inside is salmon tempura shrimp and avocado, cucumber, sweet mayo, and rice, of course. What's inside pad thai? Pad thai it's a noodle made with the rice instead of wheat. Usual noodles are made exactly. And with the beef, with the peanuts and vegetables. That's şimdi burada pad thai geldi. Bunun nedeni de buranın şefi Taylandlıymış. Taylandlı olduğu için yani doğal olarak pad thai'yi çok iyi yapmış. Yani inanılmaz iyi ve inanılmaz doyurucu. Porsiyonu da çok büyük. Gördüğünüzde yakuza sushi her şey çok iyi yani. Bir de manzara da zaten efsane. Manzara ile beraber gerçekten burada çok keyifli vakit geçiyor. Bu arada bu turşuyu seveni çok seviyor. Yani hiç ben nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Bu wasabi biliyorsunuz acı. Şu turşu var ya şu turşu insan hayatını karartır ya. Böyle bir tat yok yani. Gerçekten bunu neye atarsan at mahveder yani. Hayat gerçekten değişik. Yani dünya da değişik aslında. İnsanlar da değişik. Ne talep görüyorsa o ona göre bir değer kazanıyor. Yani mesela şu masadaki sushi ve pad thai. Mesela pad thai'yi baz alalım. Pad thai bir Tay yiyeceği. Pad thai kendi memleketinde Tayland'da sokakta çok rahat bir şekilde yiyebileceğiniz ve her zaman yani en lezzetli halini bulabileceğiniz bir yiyecek. Ve pad thai'ye Tayland'da ödeyeceğiniz rakam yani sokakta yersen aşağı yukarı 10 lira falan. Yani 5-6 liraya kadar bulabiliyordum bundan 3-4 sene öncesine kadar. Tabii şimdi kur fırladığı için, Türk lirasının değeri çok düştüğü için onu o şekilde bulmak imkansız. Tayland'da bile 5-6 liraya pad thai sokakta falan bulamazsın. İmkanı yok yani. Ama yine de 10-15 liraya kadar, maksimum 20 liraya kadar yiyebilirsin. Bu yiyecekler özellikle sushi, noodle, işte bu pad thai falan, bu Batı dünyasına gelince bunların fiyatı nedense böyle uçuyor. Yani ya burada mesela bu pad thai 20 euro falan. Yani inanabiliyor musunuz? 20 euro yani Türk lirasıyla 200 lira falan. Aradaki uçuruma bak. Ve asıl benim anlamadığım şey pad thai Tayland'da veya noodle Japonya'da, Çin'de normal bir yiyecek. Yani normal sıradan bir vatandaşın yiyeceği bir yiyecek. Ama bu batı, dünyanın batı kısmına gelince bu yiyecek bir anda bir lüks oluyor. Yani ya bizim Türkiye'de de öyle. Yani hani chopstick tutmak lüks gibi görülüyor. Ya chopstick Çin'de en hani sokakta yaşayan insanın bile yaptığı bir şey yani. Hani bu şey gibi Cem Yılmaz'ın işte lan bebeğe bak bebe bile İngilizce konuşuyor İngiltere'de demek gibi bir şey yani. Hani nedense hani aynı yiyecek yer değiştirince, coğrafya değiştirince bir anda üstüne değer biniyor. Neden bilmiyorum yani. Önüne gelen tabakta yiyecek bırakmama politikasını sürdürüyoruz. Bu Belgrad'da Hilton da olsa, Tayland'ın ara sokağı da olsa, Hindistan'ın en fakir mahallesi de olsa
önüne gelen tabakta yiyecek bırakılmaz. Ben böyle gördüm, ben böyle gördüm, böyle devam ediyorum, böyle devam edeceğim. Size de bunu öneriyorum çünkü gerçekten dünyada gıdaya ulaşamayan insan sayısı çok yüksek. Bu konuda gerçekten duyarlı davranmamız gerekiyor. Thank you so much for everything. It was a pleasure. Thank you so much for the explanations and everything. Have a nice evening. Bye bye. Şimdi ayrılıyorum buradan. Normalde bu alanda parti yapılıyor. Şöyle görebilirsiniz ortamı. Have a good evening. Everything is okay? Yes, thank you so much. Şimdi aşağı iniyorum. Lan hava buz gibi var ya. İlk dışarı çıktım. Sıcaktı. Çıka bak. Neyse, ışıkları da aslında bırakmak istiyorum ama yani bilmiyorum nasıl olacak bu işler ya. Hava bir türlü ısınmıyor ya. Fake atıyor yani. Böyle ısınıyormuş gibi oluyor. Birkaç gün sıcak gidiyor sonra bir anda soğuk yapıyor ya. Şimdi Nezmihailova denen bu uzun meşhur caddenin oradan geçeceğim. Ve restorana ulaşacağım. Restoranın ismi bu sefer Manufaktura. Balkan mutfağına dair buradaki en ünlü restoran diye geçiyor. Bakalım onlar masada neler sunmak isteyecek. Buradan bir yerden sola dönmemiz lazım. Burası olabilir. Sanırım burası. Aynen burada da bakın Kısmet Türk restoranı var. İsmi Kısmetmiş. Burası sanırım. Şimdi Manufaktura'nın sokağına geldim. Şu gördüğünüz mekan. Dışarıya bu şekilde menü koyuyorlar genelde. Bizde de olmasını istediğimiz bir şey aslında. Şimdi geldik Manufaktura'ya. What's your name? My name is Ion. My name is Mert. Hello. Hello, hello. Mert. Nana, nice to meet you. Nice to meet you too. Şimdi menüyle beraber gösteriyorum ki siz de fiyatlara vakıf olun. Voivodina gulaş diyor. İlk onu getireceklermiş. 750 dinar. Yani arkasından Serbian salat dedi. Sırp salatası. Sonra Sırbistan'ın gerçekten meşhur olduğu bir yiyecek. Cevap. Cevap 10 kaymak. Zaten yani neredeyse şu kelimeleri anlayabiliriz. Kaymak üzerinde kebap gibi bir şey ya da kaymaklı kebap gibi bir şey yani bu. Burası burada bayağı meşhur bu yiyecek zaten bütün Sırbistan genelinde. Onun dışında bildiğimiz gibi trileçe. So this is the plate that you were talking about. Yeah. So what are these? So this is okay, this is kebapi kaymak, right? Yes, yes. Okay. Yeah. So this is also like really traditional Serbian dish, right? I don't know how to say that, but I call it pork chips. Pork chips? Yes. Okay. So do you have like many Turkish customers here? Yes, it is a family restaurant, so a lot of Turkish Turkish people come here, family. So nice to meet you again, okay. And thank you for everything. Hello. Cheers. 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 Şimdi Starbucks'ın önüne geldim. Niye geldim? Kahve içmek için değil. Sadece size fiyatları göstermek istiyorum ki bir bilginiz olsun bu konu hakkında. Çünkü Starbucks biliyorsunuz her ülkede var neredeyse. Ve fiyatlarını karşılaştırınca insan o ülke konusunda aşağı yukarı bilgi sahibi olabiliyor. Yani şöyle baktığımızda mesela sıradan bir espresso 160. Her zaman dediğim gibi 100 dinar 1 dolar hesaplayın. Mesela buradan neye bakalım? En çok tüketilen Americano. Bakın şurada 160 o da. 1,5 dolar o da ne yapıyor şu an? 13 lira falan. Yani aşağı yukarı Türkiye'de aynı rakamlarda. Şimdi otele geri dönüyorum. Dönerken de doğal olarak Nezmihailova Caddesi'nden geçiyorum tekrar. Şu anda Otel Moskova'nın önündeyim.
Gece de çok ihtişamlı ya burası. Bakar mısınız? %25 burası. Şu şekilde seçenekler var. Don't disturb, clean up bell diye. Böyle dijital yapmışlar bu işi. Şimdi size Brad Pitt'in odasını göstereceğim. Şu anda benim odam aynı zamanda. Ya inanılmaz geniş bir odası var burada. Çalışma masası falan. Şu anda hayatımda gördüğüm en büyük ve en lüks otel odasındayım gerçekten. Bu şekilde. Buraya ben çantalarımı falan attım. Kettle var bu arada. Benim için hakikaten can kurtarıcı oluyor bu. Çaylar falan var burada böyle. Bir de her şeyin üzerinde disinfected yazıyor. Yani dezenfekte edilmiş yani her şey. Baksanıza şunun üzerinde falan bile disinfected yazıyor. Her şeyin üzerinde yazıyor yani. Bayağı özen gösterilmiş ya hijyene. Bakar mısınız şuraya? Bir de burada balkonu var buranın. Bu arada aşağıda da bu Otel Moskova'nın kendi şeyi var, kafesi var. Kendi kafesi, restoranı var. İnsanlar dışarıdan da gelebiliyor. Baksanıza şuraya. Şu an bayağı dolu yani diğer yerlere göre. Harbiden o kadar mutluyum ki şu an anlatamam ya. Böyle bir odada daha önce hiç kalmamıştım yani. Şuraya bakar mısınız? Vay be, Einstein de böyle buraları basarak mı çıkmış şimdi ya? Hızlı yürüyor muydu acaba? Kafa zehir gibi hızlı çalışıyor da bacaklar hızlı mıydı acaba? Burada da işte büyük olan banyosu. Yatak zaten kocaman. Benden 15 tane girer buna. Yani gördüğünüz gibi gerçekten çok anlatacak bir şey yok. Kasa falan. Burada da ben varım. Hadi çıkalım o zaman. Mesela bunların %90'ı tabii domuz eti oluyor. Sırbistan'da hani domuz eti yemek istemeyenlerin ona ekstra bir dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü her şey domuz etinden yapılıyor. Burada yani 150 bin tane salam çeşidi var. Ayvarsa Makedonya'daki videolarda izlediyseniz orada ben göstermiştim ayvarın ne olduğunu. Hatta bir arkadaşımız da size böyle çok detaylı bir şekilde ayvarı anlatmıştı orada. Ben gerçekten beğeniyorum ayvarı. Burada bal var. Benim favorim bu olacak muhtemelen. Bal ve kaymak olacak. Yoğurtlar var. Biliyorsunuz yoğurt burada içiliyor. Yani bu şekilde yoğurdu içiyorsunuz yani. Şimdi masayı bu şekilde yaptım. Şimdi buraya böyle bir asıl yiyeceklerimi aldım. Bu tarafa bal kaymak yaptım bir tane. Tuna salatası vardı bir de. Burada da meyveler var. Var ya çıldıracağım. Çıldıracağım yani. Bal kaymak bulduğum için, sadece bal kaymak bulduğum için gerçekten çıldıracağım. Bu şekilde kahvaltıyı geziyorken ayda bir falan zaten bulabiliyorum. Böyle bir kahvaltı yapacağım ama emin olun yani masada bırakmayacağım şeyleri alıyorum. Özellikle açık büfede buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafta o kadar çok yemeğe muhtaç insan var ki ben bunu Hindistan'dayken özellikle yani iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şeyi ben o insanlara yapamam diye düşünüyorum en azından. O yüzden bir şeyi aldıysam, bir şey masamdaysa onu kesinlikle bitirmeye dikkat ediyorum. All Belgrade cafes, restaurants had only gypsy music until Hotel Moskva introduced orchestra. Really? No, yes, with the piano. That is really interesting to know. So thank you so much for everything, Maria. Thank you, Mert. Thank you very much. Hope to see you somewhere on earth. Yeah, enjoy the rest of the Balkans. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Bye bye.